Gündemin birinci, ikinci, üçüncü maddesi zaten icra edildi. Ama diğer maddeye geçmeden önce bir iki konuyu hatırlatmak veya altını çizmek isterim divan başkanı olarak ve divan kurulu üyeleri olarak. Bildiğiniz üzere Türkiye Voleybol Federasyonu başarılarıyla, çalışmalarıyla tüm spor kamuoyunun kalbinde ittifakta yer almıştır. Buradan dolayı hiç şüphemiz yok, hiç kuşkumuz yok ve dolayısıyla bizleri gururlandıracak işlevler yapmıştır. Ancak hiçbir başarı tek başına kendiliğinden olması mümkün değildir. Dolayısıyla bu başarının mutlaka paydaşları vardır. Ben bugüne kadar birkaç Voleybol Federasyonu genel kurullarında bulundum. Bu paydaşlara pek değinildiğini de görmedim. Dolayısıyla bir değişiklik olsun diye bu paydaşları kısaca özetlemek istedim. Örneğin siz genel kurul üyeleri, madem ki bu federasyon başarılı, çok iyi işler yaptı, hepimizi heyecandan heyecana taşıyan müsabakalara bizleri götürdü, o zaman bu federasyonu kim seçti? Bu federasyonun liyakat ve ehliyete göre seçen sizlersiniz. Dolayısıyla benim de delege olduğunuz için bizleriz. Dolayısıyla sizlerin de hakkını vermek lazım. Bu başarıda genel kurul delegeleri de tam tekmin işin içinde. Gelelim diğer paydaşa. Kulüplerimiz. Ve kulüplerle birlikte voleybola gönül vermiş kurum ve kuruluşların takımları. Bu kurum ve kuruluşlar, bu voleybolun içeriden, gönülden sevip maddi ve manevi her türlü fedakarlığı yapan kulüplerimiz. Kulüplerimiz olmasa federasyonlar da olmaz zaten. Dolayısıyla bu kulüplerimizin, kurum ve kuruluşları meydana getirip müsabakaya sokan bütün kurumları el birliğiyle bir alkışlayalım. Bunlar da umuyorum ve diliyorum ki en önemli paydaş. Ayrıca basınımız, çoğu arkadaşlar burada. İyi günde manşetlere tam tekmil yazılı ve görsel basında. Ufacık sıkıntılar olduğunda da minicik köşe başlarına ancak haber niteliğinde sığdıran bu kardeşlerimiz başarılarımızı içeride ve dışarıda en hücra köşelere taşıyan kişilerdir. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızla paydaştır. Bunları da bir alkışlayalım. Ve diye başlayınca biliyorsunuz önemli bir noktaya gelmiş oluruz. Sporu seven, sporla yatıp kalkan bir cumhurbaşkanımız var. Ben ağırlığım futbolla olmakla birlikte hem futbolla hem diğer spor branşlarıyla haşır neşir olmuş olan bir cumhurbaşkanına sahibiz. Ve bu cumhurbaşkanımız ve spor ekibi, yani bakanlığımız, spor bakanlığımız, tabii bu arada Sayın Mehmet Baykan'a ayrı bir sayfa açacağım. Çünkü çok eski kardeşim, beraber futbolda amatör kümenin tozlarını yutarak belirli noktalara gelmiş bir arkadaşımızdır. O da dahil olmak üzere bu bölüm her zaman Voleybol Federasyonu'nun yanında yer almıştır. Her türlü katkıyı sunmuştur. Dolayısıyla böyle bir grubu da ayakta alkışlamamız lazım. Uzun pandemi döneminde, spor faaliyetlerinin de durduğu pandemi döneminden sonra hem spor faaliyetlerinin başlamış olması hem de bir yıl gecikmeli de olsa genel kurullarımızın yapılıyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Tabii Sayın Divan Başkanım, her gittiğimiz yerde bizimle beraber koşturan Milli Olimpiyat Komitemizin,
Türkiye Spor Yazarları Derneğimizin değerli üyeleri, başta Sezai Bağbaşı dostumuz olmak üzere bu yoğun maratonu inşallah sağlık selamet içerisinde tamamlarız. Voleybol, ülkemizde faaliyet gösteren branşlar içerisinde çok önemli bir yerde. Voleybolun önemine, voleybolun geldiği noktayı gösterecek anlama sahip bir görevlendirmeden dolayı da Hasan Başkanım'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Voleybol ülkemize çok büyük sevinçler, çok büyük mutluluklar, çok büyük başarılar yaşattı, yaşatmaya devam ediyor ve de yaşatacak. Yönetim Kurulu Akif Üstündağ Başkan'ın önderliğinde çok başarılı bir dönem geçirdi. İnşallah önümüzdeki dönemde bu başarılar artarak devam edecek. Ülkemizi geçtiğimiz dönem içerisinde birçok başarıyla tanıştırdınız, birçok başarıyı tekrar ettiniz. Olimpiyatlarda büyük heyecanı yaşadık. Kafile başkanı olarak voleybol takımımızın her maçında bulunduk, bulunmaya çalıştık. Ortaya çıkan tablo gösteriyor ki voleybol iyi yoldadır. Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Başkanı iyi yoldadır. Türk sporuna sağladığınız katkılar için teşekkür ediyorum. Bu ülkenin voleybol sevgisine ve camiasına inanan ben ve arkadaşlarım işte bu güçle yapabileceklerimizin sınırı olmadığını biliyorduk. Bugün geldiğimiz noktada milli takımları katıldığı her organizasyonda kürsü için mücadele eden, altyapı organizasyonuyla tüm ülkeye yayılan, lisanslı sporcu sayısını her geçen gün artan, kulüpleşmede her geçen gün büyüyen, antrenör ve hakem eğitimlerini sürekli kılmış, sponsorların ilgi odağı haline gelmiş, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir federasyonuz. Her geçen gün büyüyen ve gelişen Fabrika Voleybol organizasyonumuzla çocuklarımızı voleybol ile buluşturuyoruz. Pandemi nedeniyle bir süre faaliyetlerine ara vermesine rağmen bugün Fabrika Voleybol organizasyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de ve Avrupa'da örneği olmayan tek bir proje. Bu da çok gurur verici bir olay. Bugün herkes evladını gönül rahatlığıyla bize, voleybol ailesine teslim edebilir, ediyor. Çünkü biz en az aileleri kadar çocuklarımızı düşünüyoruz. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurarak internet üzerinden maçların yayını ile ilgili liglerimizi ve kulüplerimizin dünyanın her yerinde takip edilmesini sağladık. Alt liglerimizi ise iddia programına dahil olması için verdiğimiz mücadelenin karşılığını aldık ve kulüplerimize Spor Toto teşkilatı üzerinden gelir elde etme imkanı sağladık. Burada şunu belirtmek istiyorum. Spor Toto teşkilatı biz Efeler Sultanlar Ligi değil, birincilik o da değil, ikinci ligin yarı final ve final maçlarını da iddia programlarını alıp o Anadolu takımlarının iddia geliriyle bir soluk almasını sağladık. Ben buradan Spor Toto teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Voleybol Federasyonu seçimlerindeyiz. Şimdi federasyon başkanı desem tam olmuyor abim. Akif başkanla beraberiz. Aynen öyle. Çok kıymetli ve değerli bir kardeşimizsin. Başkanım, bu kadar büyük bir camia. Şimdi futbol, voleybol, basketbol Türkiye'nin en domestik sporları ama bu kadar ulaşılabilir bir başkansınız. Yani yok yani. Şimdi kongre izliyoruz. Siz konuştuğunuz zaman alkışlar coşuyor. Evet. Bu sadece başarıyla alakalı bir durum değil. Bir camia bizi evlat olarak kabul etti ve bu 5 yıl süre içinde bir evlat olarak demek ki iyi bir sınav vermişiz. Bu sınavın da iyi mi, kötü mü olduğunu genel kurulda görebiliyorsunuz. Ki bunu çok iyi analiz etmiş ve bunu çok iyi gözlemlemişsiniz. Biz de böyle bu teveccühe layık olabildiysek ne mutlu diyorum. İnşallah daha güzel, daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Ben genel kurul delegelerine çok teşekkür ediyorum. Biz Türk voleybolunun bugünden yarine daha iyi nerelerde olabilir, ne yapabiliriz'e bakacağız. Önümüze bakacağız.
bugün bu genel kurulun bize vermiş olduğu bu güven oyundan sonra da işimizin daha çok zor olduğunu, hedeflerimizin daha büyük olduğunu, daha büyük hedeflerle daha büyük başarılar elde etmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Ben ve ekibime Allah yardım etsin diyorum. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hayırlı hizmetler nasip etsin diyorum. İnşallah voleybolu tekrar önümüzdeki dönem gururlandırmaya devam edeceğiz. Allah ulaşılabilir dedik de ulaşamadığımızda bir Akif Başkan oldu. Akif Başkan olimpiyatlarda, Akif Başkan kızların peşinde, ardından erkek takımının peşinde. Şimdi sürekli yükselen bir voleybol var. Nereye gidiyor voleybol? Voleybol çok daha iyi yerlere gidiyor. Bugün Anadolu'ya baktığınızda inanılmaz bir şekilde Anadolu'da voleybol sevgisini görebiliyorsunuz. Ya inanın dün bir haber okudum. Ülkemizin %97'nin 7'sinin mutlu olduğu voleyboldan bahsediliyor. Yani biz şu ülkede %97'yi mutlu etmişiz voleybolu seyrederken, voleybol oynanırken. Bu çok gurur verici bir şey, çok mükemmel bir şey. İnşallah bunu sürdürülebilir olmak, bunu devam ettirmemiz söz konusu. Onun için bunu devam ettirebilirsek, daha büyük başarılara imza atarsak çok daha güzel olacak diyorum. Şimdi geçen birisi aradı, benim dedi çocukları dedi fabrika voleybola kaydettireceğiz, yer yok bir yardımcı olsana diye. Evet. Yer bulunamayan bir fabrika voleybolu var artık. Aynen o noktaya geldik. Sayılarımızı artırıyoruz, büyütüyoruz, daha da sayıları çoğaltıyoruz. İnşallah önümüzdeki genel kurula kadar da 81 ilde bu faaliyeti tamamını faaliyete geçireceğiz ki aslında bugün bu genel kurulda bunu geçirmemiz gerekirdi. 2 yıl her yerin kapalı olması, aynen, iptal olması, pandemi dolayısıyla altyapılar da dahil olmak üzere müsabakaların ertelenmesi, oynanmaması bizim tüm faaliyetlerimizi etkiledi tabii ki. Ama inşallah böyle bir şeyden bir an önce kurtuluruz. Bu pandemiden bir an önce kurtuluruz. İşte seyircilerle ne kadar güzel olduğunu, hala lig maçlarında içerideki seyirci, dışarıdaki seyirci, içerideki seyirci kadar dışarıda seyircinin olduğunu görüyoruz. Bu voleybol adına çok güzel şeyler oluyor. Bir şey daha var başkanım. Şimdi bütün federasyon seçimlerini geziyorum. Ama voleybol federasyonunun bir ekstra noktası daha var. Kendi okulu olan bir federasyon. Evet, evet. Kendi çocuklarını okutuyor, eğitimini evet, sağlıyor, altyapı da sağlıyor ve kulüplere gönderiyor. Yatırıyor, sonrasında okutuyor, bursunu veriyor, karşılıksız burs veriyor. En iyi yemek imkanları sağlıyor ve yetiştirdiği oyuncuları da bila bedel, yani sıfır bedel karşında kulüplere veriyor. İşte peki, federasyon kulüp işbirliği bu bence. Şimdi futbol federasyonuna da yabancı birisi değilsiniz. Futbol evet, federasyonu ya sen şu modeli bize de anlat demiyor mu başkanım veya basketbol federasyonu? Çünkü muhteşem bir model var ortada. Hiç başka branşlara girmeyelim. Bu gerçekten yani bu çok güzel bir model ve evet, bunun örnek alıp bütün diğer branşlara aktarılması gereken bir model. Yurt dışından da bizim bu projemizi destekleyen ve gelip görüp de bizden bunu nasıl yaptığımızı, kendilerinin de yapmak istediğini gördük, yaşadık. İnşallah Türkiye'de de olur başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ ol.